Havelsan, yurt dışına giden ya da yurt dışında çalışmalar yürüten nitelikli insan kaynağının Türkiye'ye kazandırılması çalışmaları kapsamında alanında küresel düzeyde lider olan şirketlerden bazı çalışanları bünyesine kattı. Şirket, tersine beyin göçüne yönelik çalışmalar kapsamında yurt dışına giden şirket personeline yönelik anket çalışması gerçekleştirdi ve sonuçları analiz ederek atılacak adımları belirledi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların hedef kitlesini Gerek yurt dışına gidenler, gerekse yurt dışında eğitim alan, çalışan, yaşayan ancak yurda dönmek isteyenler oluşturdu. Geçen yıl yurt dışındaki kariyer fuarlarında özellikle ikinci gruptakilere odaklanıldı. Yurt dışına giden çalışanlarıyla iletişimini koparmayan şirket, tekrar dönmek isteyenlerin değerlendirme süreçlerini de kısalttı. Bunun yanında yurt dışındaki bir tanıdıklarının şirkete kazandırılması konusunda Havelsan çalışanları teşvik edildi. Türkiye'ye dönenlerden yurt dışındaki deneyimlerini dinleyen şirket yetkilileri gerek koşulların iyileştirilmesi gerekse çalışanların şirkete bağlılıklarının artırılması amacıyla çeşitli adımlar attı. Geçen yıl yürütülen tüm bu çalışmalar sonunda yurt dışından 15 kişinin dönüşü sağlandı. Bu kişiler arasında Google Microsoft, Mastercard ve ESML gibi alanında önde gelen firmalardan isimler yer aldı. Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde çalışanlar çalışmalarını bundan sonra Havelsan bünyesinde sürdürecekler. Havelsan yetkilileri tersine beyin göçü çalışmaları kapsamında bu yıl İngiltere ve Almanya'ya yeniden gidecek Hollanda, ABD ve Pakistan'da görüşmeler yapacaklar. Şirket, Türkiye'ye dönmek isteyen ve çalışmalarıyla Havelsan'a katkıda bulunabilecekleri bünyesine katmayı sürdürecek. Havelsan'a dönenler arasında TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ARGE projesi yapacaklar, yurtdışı deneyimi sonrasında hem şirkette çalışıp hem de üniversitede yeni yeteneklerin gelişimine katkıda bulunacaklar, bilgi ve yeteneklerini Türkiye'de yürüteceği çalışmalarda değerlendirmek isteyenler yer alıyor. Geri dönüş kararlarında Türkiye'de çalışmak ve yaşamanın verdiği manevi has, ailevi nedenler ve çalışma alanlarına yönelik sunulan akademik destekler etkili oldu. Geri dönen isimler, araştırma geliştirme desteklerinin artması, yıllık izin süreleri, sosyal olanaklar ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi, hiyerarşiye dayalı yapılanma yerine fikirlerin, durumların, problemlerin ve fırsatların daha demokratik şekilde insanların statü ve konumlarından bağımsız konuşulabildiği bir ortamın oluşturulmasının tüm bu süreci destekleyeceğini belirtiyorlar.